çocuğum var. Allah'ım. Fener yolladınız mı Fener? Tamam. Sezen ayırın bağlı mı? Hadi Nursemin yapabilirsin. Çık alelim. Tamam. İndikten sonra Neyzoş gözünü kapat. Tamam. Tamam. Konuşacak abiler senle. Geliyor. Bize doğru dön. Nur. Tamam. Buraya üniversiteden bayram tatil için ailemin yanına gelmiştim. Hani ilk defa bineceğiz. Hani o kadar yükseklik falan böyle heyecanlıydık. Bindik. Yukarı çıkıyorduk. Her şey çok güzel. Hani eğleniyoruz falan. Ben çektiğim videoda da işte anne olsun diye çekiyordum zaten. Onun öncesinde biz durmuştuk. Bir yarım saniye öncesinde falan. Teleferik kilitlenmişti. Ondan sonra annemle kuzenim korkmuşlardı. Ben de onları çekiyordum. Hani rahatlasınlar, gülelim edelim, anı olarak kalsın diye. Ondan sonra o videoyu çekerken zaten bir anda bir sallanmaya başladık. Ben kendim yere yalpalandım, yere düştüm. Teleferik aşağı doğru çökmeye başladı bir anda. Sağa sola gittik. Hani halata çarptık arkamızdaki. Karşımda oturan iki kişi de yere düştü benimle beraber. Ben hemen 112'yi aradım. İlk arayan da bendim sanırım. Kimsenin daha olaydan haberi yoktu. Hemen zaten bütün görevlileri olay yerine gönderdiler. Ya aslında biz olayı anlamadık. İlk başta zaten kilitlendiğimizde de böyle şey zannettik. Hani bizi durdurdular, seyrediyoruz falan zannettik hani manzarayı. Ama teleferik aslında hata tespit ettiğinde kendini kilitliyormuş. O yüzden durmuşuz. Bizim kabinimiz camı patladı. Biz halata çarptığımız için. Bütün çalışanlara, bütün ekiplere de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sarsıntı başlayınca hepimiz zaten olayı anında panik haliyle çığlık atmaya başladık. Yere kapandık. Çocuklarımın üzerine kapandım. Sadece onlara bir şey olmasın istiyordum. Yaşayacakmışız. Bir süre sonra sarsıntı durdu. Ne kadar sallandık bilmiyorum yukarıda tabii. Parçalanan teleferik ve devrilen direk hemen karşımızdaydı zaten. Onları görüyorduk. Hemen 112'yi aramaya karar verdik. Kızımın telefonundan 112'ye ulaştık. Biz hiç hareket etmedik. Çünkü hareket edince biraz teleferik sallanıyordu. O da bize korku veriyordu teleferiğin tekrar sallanması. Hiç hareketsiz bir şekilde 5,5 saat oturduk. O kadar iyi bir itfaiye eriydi ki kendi canını hiçe sayarak bütün ekip o şekilde çalıştı. Hiçe sayarak geldi. Hatta biz ona yukarıya seslendik. Lütfen dikkat et, bizim yüzümüzden sana bir şey olmasın. Olmaz ya, olursa da olur ablacığım falan şeklinde böyle bizi teselli etmeye çalıştı. Biz daha kötülerini de gördük. Ben sizi kurtaracağım buradan. Siz hiç canınız sıkmayın, rahat olun. Sakin olun, yeter benim için gibi tesellilerde bulundu. Allah'ın izniyle sizi kurtaracağım dedi. Çok çok yani emeklerine sağlık. Allah razı olsun hepsinden. O itfaiye yerini görürsem zaten böyle bir canhıraş sarılmak isterim yani. Teşekkür için tekrar zaten çok teşekkür ettik hepsine, hepsine. Hiçbirinin hakkı ödenmez. Çünkü onlar bizim için ikinci yaşam, tekrar yaşam arkadaşımız oldu gibi oldu.